Mutlu Pazarlar yolun başındayken programından herkese merhaba. Yolun başındaki üniversite adayları için heyecanlı süreçte sona yaklaştık. Artık son birkaç gün fikirler alındı, araştırmalar yapıldı. Belki bizim programı izlediniz, takip ettiniz. Yavaş yavaş artık kafada şöyle bir sıralama oluşmuştur diye düşünüyorum. Birçok arkadaşım teslim de etti aslında listesini. Umarım hayırlı olan olmuştur. Sonu da değil arkadaşlar sakin olun. Biliyorsunuz programlarda hep çift ana dal konuşuyoruz, yan dal konuşuyoruz. Yani üniversite adım attıktan sonra bile aslında o yolu değiştirme şansınız var. E, o yüzden sakin biz üniversiteleri tanımaya, bölümler hakkında sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Konuklarım İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden İslami İlimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Turan Koç bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim, hocam. hoş bulduk, sağ olun. Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Ateş bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. İslam İlimler Fakültesini zannediyorum bu sene ilk defa konuk alıyorum fakültesinden bir hocamızı. O yüzden önce izniniz olursa Turan Hocam'dan başlamak istiyorum Mustafa Hocam. Ve şu soruyla başlamak istiyorum. Hani kurulma amacınızı soracağım. Üniversitede neden bu bölüme ihtiyaç duydunuz, kurdunuz diye ama çok fazla sayıda ilahiyat fakültesi vardı. Evet. Yeni açılanlar hep İslami İlimler Fakültesi olarak açılıyor. Bunu tercih edecek arkadaşların bir fark var mı müfredatta? Yani isim mi sadece farklı? Kısaca bilgi verir misiniz? İsim bazen insanlar hani değişik elbiseler giyerler. İçindeki kişi aynı ama... Bazen farklı e, gibi görünebilir veya bir başkasına benzetebiliriz. Hı. İslami ilimler ismiyle ilahiyat isminin bu şekilde bende bir çağrıştırdığı bir durum söz konusu. İkisi bir yerde aynı ama şu olabilir. İslami ilimler e, programına bağlı fakültelerde veya bu adla e, faaliyet gösteren fakültelerde bazı derslerin mesela doğrudan doğruya İslamla ilgili dersler, tefsir, hadis... Hukuk veya İslam hukuku gibi derslerin 2'şer saat, üçer veya 5'er saat hatta fazla olması durumu söz konusu olabilir. Hı hı. Veya Arapça hazırlık sınıflarına bağlı olarak yani e, biz geleneksel e, ilimlerimizi, geleneksel e, bizim kültürümüzü daha iyi kavrayalım diye Arapça hazırlık sınıfı konmuş bazı Bu yeni fakültelerde. Hı hı. Buna benzer değişiklikler var. Şey, Ama bunun dışında yok şunu arz etmem gerekir. Diyelim ki doçentliğe müracaat ederken, evet. yardımcı doçent olurken veya herhangi bir ana bilim dalında ilerlemek isterken hiçbir fark yok. Aynı statüde aynı ağırlıkla giriyorsunuz. Tamam gayet açıklayıcı ve net oldu. Tercih edecek arkadaşlarım için diye düşünüyorum. Arapça hazırlıktan bahsettiniz. Daha sonra zaten eğitimler Arapça devam ediyor evet. değil mi? Evet. Ee, biraz eğitimin içeriğinden Şimdi Arapça söz konusu olduğu zaman, Arapça hazırlık söz konusu olduğu zaman veya Arapça ile eğitim söz konusu olduğu zaman aşağı yukarı üç türlü bir ilahiyat veya İslami ilimlerde eğitim söz konusu. Bunların içerisinde yüzde %100 Arapça ile eğitim yapanlar var. Evet. Arapçayı sadece hazırlık sınıfı olarak gösterenler var. Bizimki de e, Arapça e, hazırlık sınıfından sonra derslerimizin %30'u en az yüzde %30'u Arapça ile yapılıyor eğitimimiz. Bu şu anlama geliyor. Arapça'yı yüzde yüz biliyorsunuz, hmm. ama diyelim ki yüz dersimiz varsa, bunların en az otuzunun sınavları, efendim anlatımları, ders işleme şekli Arapça ile olacak. Türkçe kullanılmıyor anlamına geliyor. Şimdi bazı fakülteleri seçerken diyoruz ki mesela işte mimarlık seçiyorsan atölyeler var, stüdyolar var. İşte mühendislik seçiyorsan laboratuvar çok önemli koşullar. Bir İslam ilimler e, fakültesine seçen arkadaşım için elbette akademik kadro önemlidir. Bunun evet. dışında nelere dikkat etmeleri lazım? Akademik kadro şüphesiz önemli ama İslam ilimler fakültesi üzerinde çok konuşulması gereken bir şey. Desem ki zamanın kıyısındaki bir fakülte, bir eğitim kurumu desem doğru. Zamanın içindeki desem o da doğru. Hmm. Yani bir geçmişe sarkıyorsunuz, bir geleceğe açılıyorsunuz. Dolayısıyla İslam İlimler Fakültesi veya buna benzer fakülteler, ilahiyat fakülteleri ağırlık olarak düşünce, bir ayağı düşünceye basar bunlar. Bir ayağı ahlaka basar, bir ayağı sanata bakır, basar, bir ayağı sosyoloji, psikoloji, bir ayağı hukuktu. Bütün bilimleri kapsadı. Yani Hukuku e, bile koydunuz En içine geniş değil olan mi? yelpazesi yani diyelim ki bir bakış açısı çok geniş olan belki de hem avantajıdır hem dezavantajı olabilir. Hmm. Yani kültür, düşünce, felsefe, din, teoloji, sanat, psikoloji, sosyoloji, hukuk e, e, ilgi duyuyorsa bunlara bir arkadaşımız gençler buyursunlar. Şimdi hukuk dedik hemen hukuk fakültesine hocama dönmek istiyorum. Hukuk da katlık işin içine. Evet. E, bu saydığı hocamın işte düşünce sanat vesaire dedi ya hukuk için de geçerli mi yani bir parça ondan bir parça ondan bakış açısı olması gerekir mi bir de üniversitenizdeki hukuk eğitiminden bahseder misiniz bize? Tabii e, şimdi e, hocamın bahsettiği konular sanat felsefe e, bütün e, ilim alanlarında bütün e, bilim alanlarında belki o bilmi o alanı tamamlayıcı Değerler olarak e, mutlaka önem arz ediyor. Hukukta da bu çok önemli. Hı hı. E, ben e, fakültemizden biraz bahsedecek olursam bizim fakültemiz e, şu anda Türkiye'de sayıları 80'leri bulan fakülteler içinde en son açılanlardan e, birisi. E, ve geçen sene 2014 yılında e, yok Kanunu'na eklenen bir maddeyle kuruldu. E, biz kuruluşun hemen akabinde e, gerekli çalışmaları e, tamamladık. Öğretim kadromuz, fiziki altyapı, mekan, e, her türlü bir hukuk eğitimi için ihtiyaç duyulan e, ne varsa e, hepsini tamamladık ve e, kontenjan için başvurduk. Evet. Geçen yıl ilk öğrencilerimiz aldık. Hı hı. E, 100 öğrencimiz vardı. Onların e, çoğu şimdi bu yıl ikinci sınıfa geçmiş oldular. Hazırlık okumuşlar mıydı hukukta? Ee, hazırlık e, bizde zorunlu değil. Hı hı. E, 20 civarında öğrencimiz hazırlık sınıfı okudular. Onlar birinci sınıfa başlayacaklar bu sene e, ve e, öğrencilerimizin tamamı da burslu. Geçen yıl bütün Hukuk öğrencilerimiz bursluydu. Öğrenci. Evet. Yani %100 burslu mu yoksa çeşitli burs kademelerinde %100 mi? %100 değil. Tabii bunlar dağılıyor. Hı hı. Belli oranda %100 yani tam burslu, %50 ve %25 şeklinde ücretli öğrencimiz yok. Yine öyle mi olacak bu seneki adaylara burslarla hakkında bilgi verelim? Evet, aynen öyle. Bizim üniversitemiz gerçek anlamda bir vakıf üniversitesi. Sabahattin Zahim Üniversitesi biliyorsunuz bir vakfın kurduğu, İlim Yayma Vakfı adı üstünde, 1950'li yıllarda kurulmuş bir vakıf ve bu isme uygun bir üniversite niteliğini taşıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz gerçek anlamda bir vakıf üniversitesi görmüş olacak, gelmiş olacaklar eğer bizi tercih ederlerse. Dolayısıyla bu yıl alacağımız öğrencilerimizin tamamı da burslu olacak. Aynı şekilde tam burslu, %50 ve %25 şeklinde burslu öğrencilerimiz e hocam şimdi ekranda kütüphaneyi görüyoruz. E, az önce kitapların arasında yürüyen arkadaşlarım vardı. Biraz şu dikkatimi çekiyor son yıllarda üniversiteler kendilerinden bahsederken fiziki koşullarını çok anlatıyor. İşte sanki böyle bazen yeşille mavi'nin buluştuğu yerde gibi yeni bir sanki inşaat yükseliyor gibi yaşam alanı, kampüs, e, kütüphane fazla bahsedilmiyor böyle bir halbuki üniversitenin temel direğidir değil mi yani kütüphane öğrenci için olmazsa olmaz belki de en fazla vakit geçirmesi gereken yerlerden biridir. Biraz hı. kütüphanenizden bahseder misiniz? Kütüphanemiz şu an itibariyle bizim ihtiyaç duydu, duyduğumuz tüm kaynakları, tüm eserleri içeriyor. Hem hard copy dediğimiz kitap anlamında ihtiyacımızı karşılayacak ihtiyacımızın pekinde eser ve elektronik yayınlar, veri tabanları var öğrencilerimiz. ...istedikleri gibi üye olduğumuz veri tabanlardan istifade edebiliyorlar. Tabii ki biz henüz kuruluş aşamasında bir üniversiteyiz. Her gün katlanarak artıyor sayımız. Dolayısıyla o anlamda bizim eksiğimiz yok. Zaman içinde ayrı bir hukuk kütüphanesi binamız olacak. Batı'da örneklerini gördüğümüz. Her yönüyle ihtiyaç duyulan sadece bizim öğrencilerimiz değil... Dışarıda e, ihtiyaç duyulan, e, dışarıda bulunan hukukçuların da gelip bizim e, üniversitemizin hukuk kütüphanesinden istifade edebilecekleri e, güzel bir e, kütüphane tasarlıyoruz. Tamam, biraz uluslararası imkanlardan bahsedelim. Yani sadece hukuk fakültesi için de konuşabiliriz ama genel anlamda mesela size de soracağım. Bu Erasmus vesaire... Sizin fakültenizde faydalanabiliyor mu diye Arapça eğitim görüyorsunuz evet. ama yani onlar da Erasmus'ta farklı ülkeye gitmek isteseler öyle bir şansları var mı? Önce sizden başlayalım. Evet. Şimdi e, uluslararası e, bizim esasen üniversitemizi e, gelip gördüğünüz zaman e, farklı bir e, tabloyla karşılaşacaklarınızı size söyleyebilirim. E, 40'ın üzerinde e, farklı ülkeden öğrencilerimiz var. 150-160'ın üzerinde. Yani girdiğinizde uluslararası bir üniversite olduğunu zaten o havayı görüyorsunuz çeşitli renklerde, dillerde konuşan öğrenciler. Biz hukuk fakültesi olarak öğrencilerimizin sadece ülke içinde dış, değil, yurt dışında da eğitim almalarına büyük ehemmiyet veriyoruz. Bununla ilgili olarak Avrupa'daki çeşitli üniversitelerle temas kurduk. Bu yıl iki tane İtalya'daki iki köklü üniversiteyle çalıştık. Erasmus anlaşması yaptık. Birisi Messina Üniversitesi. 1400-1500'lü yıllarda kurulmuş. Diğeri Ferrara Üniversitesi. Ferrara Üniversitesi de 1300'lü yıllardan kurulmuş olan çok köklü, geçmişe sahip, çok iyi üniversitelerden bir tanesi. Öğrencilerimiz bu Erasmus anlaşması veya ikili Öğrenci Değişim Anlaşması yaptığımız ülkelerdeki üniversitelere gidecekler. Orada bir yıl, bir yarı yıl Almış oldukları dersler bizim üniversitemiz, bizim fakültemizde de sayılmış olacak. Karşılıklı olarak biz de anlaşma yapmış olduğumuz ülkedeki üniversiteden gelen öğrencilere aynı şekilde hı hı. bizim imkanlarımızı evet, onlara sunacağız. Bunun dışında üniversitemizin ayrıca çok sayıda ülkeyle anlaşması var. Hı hı. İşte Almanya, Fransa, Amerika'daki üniversiteler, Orta Doğu coğrafyasında... Hı hı. Ürdün, Pakistan, Malezya gibi ülkelerle de anlaşması var. Ama bizim hukukta ilk anlaşmalarımızı yaptık. Hı hı. İtalya'nın önde gelen iki üniversitesiyle. Yakın zamanda İngiltere, Almanya gibi ülkelerle de ...anlaşmalarımızı sonuçlandıracağız. Peki İslami evet. İlimler Fakültesi'nde durum İslami nedir? İslami İlimler Fakültesi... ...bu anlamda bir ilk etkinliğini... ...geçen sene gerçekleştirmiş oldu. Hı hı. 35 kadar öğrencimizi... ...ilk bunlar bizim öğrencilerimizi... ...hazırlık sınıfının sonunda... ...Ürdün'e gönderdik. Bu yıl birinci sınıfta... ...okuyan öğrencilerimiz. iki ay kadar... ...orada kaldılar. E, maalesef şimdi komşularımız... ...yani Arap ülkelerinin durumu... ...pek iyi değil. Dileriz e, bir an önce... ...onlar e, böyle mutlu bir e, yaşama, hayata Olmuyoruz. kavuştular evet. önce o. Evet. Tabii bunun bize öğrencilerimiz ve eğitim, öğretim açısından da demek ki etkisi oluyor. Hı hı. E, burada bize açık olan e, şu anda öyle görünüyor. Biraz e, Suudi Arabistan ve Ürdün var. Ürdün'e göndermiştik. Bu yıl e, biraz başka ihtimaller, anlaşma yaptığımız üniversitelerle Suudi Arabistan karşımıza çıktı. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Biz bekliyorduk ki Ramazanın içerisinde gönderebiliriz diye hı hı. maalesef gerçekleştiremedik. Eğer bayram sonu olursa ne kadar gönderebiliriz diye onun kaygısı içindeyiz. Bu sürecek her yıl öğrencilerimizi inşallah e, planımız, programımız ve dileğimiz, gönlümüz, arzumuz hı hı. E, bir yurt dışında en azından bir defa iki ay, üç ay kadar bir Arapçalarını yerinde ana dili konuşan bir ülkede hı hı. E, değerlendirmeleri, geliştirmeleri. Böyle inşallah bunun üzerindeyiz. Peki bilmeseler de Arapçayı sizin gösterdiğiniz hazırlıktaki eğitimle o dersleri takip edebilecek hale gelebilirler, değil mi öğrenciler? Bir, geliyorlar, gelirler. Hı -hı. Yani şüphesiz yani en zor dilim felsefi e, problem olan bir tartışmalar belki zorlanabilirler o konularda ama normal bir kitabı rahatlıkla takip edecek bir düzeye. Geliyorlar. Biraz önce aslında biraz bahsettiniz hani bu alanda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin şu 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 alanlara ilgisi olması gerekir diye ama başka üniversitenizle ilgili İslam ilimler Fakültesini tercih edecek adaylara neler söylersiniz? İslam İlimler, yani fakülteyi iyi tanımalarını ben isterim her şeyden önce. Bizim evet. fakülte 3 önemli sacayağı var. Bu üç önemli sacaya fakültemizin 3 bölümü oluşturur. Hı hı. Bunlardan birisi temel İslam e, ilimleri. Evet. Bil bilimler. İkincisi e, İslam tarihi ve sanatları, üçüncüsü felsefe ve din bilimleri. Hmm. Birinci bölümde temel İslam bilimleri dediğimiz alanda fıkıh, e, tefsir, hadis, tasavvuf, kelam dediğimiz doğrudan doğruya Kur'an ve hadise dayalı, onların etrafında gelişen ilimleri inceleniyor. Bunlar tartışılıyor, bunlar okutuluyor, öğretiliyor. Bunlar özel ders yapılıyor. İslam tarihi ve sanatları tarihi süre içerisinde bu hakikatin nasıl açıldığı nasıl e, ülkelerde ve mekanlarda, bölgelerde geliştiği son bölüm ise, yani üçüncü bölüm ise, felsefe ve din bilimleri dediğimiz bölümde ise, bu bir din, dini diyelim ki hakikatin e, nasıl bir dille bugün hangi anlayışlar üzerinden, hangi tartışmalarla, hangi dille anlaşılacağı, anlatılacağı, tartışılacağı konuları üzerine Üç bölüm de önemli. Hmm. E, bu tür konulara ilgi zaten bu bizim mirasımızdır. Kültürümüz, medeniyetimiz zin bir yerde aynasıdır bu ilahiyat fakülteler. Hı hı. O bakımdan önemli olduğunu sanıyorum yani. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için. Biz, de, biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Ayrıca ilerleyen dakikalarda hukuk eğitimini konuşmaya da devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Yolun başındayken tüm hızıyla devam ediyor. Nişantaşı Üniversitesi İcra Kurulu üyesi Sayın Burak Kılanç ikinci konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Şimdi artık e, tercih listelerini oluşturdu hemen hemen arkadaşlar. Gerçi evet. son ana bırakanlar da oluyor. Elbette. Siz de yıllardır bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Son iki gün, son üç gün e, son uyarıları yapalım istiyorum. Yani e, kararsız kalanları da düşünelim. E, artık listeyi oluşturdum. Bir daha bir daha her sabah bakıyorum. versem mi, vermesen mi diye. Bir türlü onu teslim edemeyen, vedalaşamayan arkadaşlarımı da düşünelim. Neler söylersiniz? Şimdi bir defa tabii hani son gün son dakikaya bırakmamak gerekir. Çünkü bu iş teknolojiyle alakalı bir iş. Her ne kadar ÖSYM e, ciddi bir talebi karşılayacak altyapıyı oluşturmuş olsa da hı hı. E, son dakikada olmadık bir e, olay insanların hani e, tercihlerini şekillendirmesini son dakikada şekillendirmesinin önüne geçebilir. Hiç beklemediğiniz anda evinizde elektrik kesilebilir mesela. Kesintisiz güç kaynağınız yoksa talihsiz yaşayabilirsiniz. Onun için son dakikaya bırakmadan hı hı. bu işi sonlandırsınlar. E, birincisi birinci uyarımız bu. İkincisi tercih e, listelerindeki ...tüm programları gerçekten istediklerine emin olsunlar. Çünkü biliyorsunuz eğer siz bir programa ÖSYM tarafından yerleştirilecek olursanız... ...bu durumda bir sonraki sene sınava girdiğinizde puanınız kırılıyor. Evet. Bu çok önemli bir handikap. Yani yarışı geriden başlıyorsunuz. Efendim işte ben yerleştirildim ama gidip kesin kayıt yaptırmadım. Kusura bakma yerleştirilmiş olmak... Yeterlidir ceza almak için. Gidip hmm. kesin kayıt yaptırmamış olmak sizi kurtarmıyor. Onun için gerçekten e, eğer yerleşirlerse gidip okumak istedikleri e, programları tercih listelerine eklesinler. E, her ne kadar son birkaç gün olsa da e, gidip görmedikleri üniversiteler varsa işte pazar günü gitsinler, gezsinler. E, bunun dışında zaten geçmiş günlerde her şeyin tamamlanmış olması gerekiyor. Pek de söylenecek bir şey kalmadı. Tabii e, Bu sene hukuk Kontenjanlarının e, ne şekilde taban başarı sıralarının oluşacağı hukuk programlarının fakültelerinin e, bilinmiyor. Bununla evet. ilgili tabi e, kesin bir şey söylemek tahminde bulunmak güç. E, bir de, tabii, de her ne kadar üzerine. her ne kadar hep ben şunu söylüyorum her ne kadar matematiksel gerçekler size e, bir takım yönlenmeler sağlıyor olsa da e, inanın matematiksel doğru bir e, model üretmiş olsanız bile tercih yapmayla ilgili. Büyük çoğunluk neye inanıp neye göre tercih yaptıysa esasında başarısız olarak da ona göre oluşuyor. Hmm. Öyle olduğu için ben bu sene özellikle hukuk fakültelerinin adaylar, aileler ve rehber öğretmenler gözünde, eğitim camiası gözünde gerçek yerleri neyse o yerlerin oluşacağını düşünüyorum. Çünkü... Hem geçmiş yıllardaki taban başarı sırası bilgisi evet. hem de üniversitelerin bir şekilde etiket değerleri öyle söyleyelim belki bazı kişiler hoşlanmayacaklar ama bütün bunlar bir araya gelerek bu senenin sonunda hukuk fakültelerinin taban başarı sıraları oluşacaktır hı hı hı. yerleştirmeler ardından. Heyecanlı bir bekleyiş süreci içinde Aynen. olacağız. Ne zaman açıklanır diye belki yavaş yavaş düşünmek gerekiyor. Var mı onunla ee, ilgili bir öngörünüz? Şöyle söyleyelim. Geçmiş yıl tecrübelerinden. Ee, 28'inden itibaren 28 Temmuz'tan itibaren e, devlet üniversitelerinin elektronik ortamdan kayıtları alınacağı için 28'inden önce yerleştirmelerin mutlaka açıklanmış olması gerekiyor. Bir takım duyumlar hani medyaya da yansıdı. E, herhalde 24, 25, 26'sı gibi sınav sonuçları yerleştirme sonuçları açıklanır. Ondan sonra da tabii ki kesin kayıtlarla ilgili gerek üniversiteler hummalı bir çalışmaya girecekler, Aynen. gerekse adaylar da gidip işte kesin kayıtla ilgili hazırlıklarını yapacaklar, onun heyecanını yaşayacaklar. Bayramda heyecanlı bekleyiş e, aslında sürecek, sürecek, sürecek artarak sürecek. sürecek. Aynı heyecanlı bekleyiş üniversitede de yaşanıyor değil mi? Şu an mesela Elbette. nasıl üniversitede durum? E, bütün hocalar, öğrenciler e, herkes Şöyle mı? Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekten çok yoğun ve verimli bir tercih tanıtım dönemi yaşadık. Üç lokasyonumuzda da özellikle merkez kampüsümüz Sadabat kampüsünde gerçekten çok yoğun bir aday trafiği vardı. E, bu aday trafiğinde e, güzel bir yazılımla arka taraftan hep takip ettik. Hı hı. Kaç kişi geldi, ne oldu, niyeti, hani bütün bunları gördük. E, gelen bütün adaylara da e, gerek meslekler konusunda, gerek e, kariyer konusunda, gerekse de tercih e, danışmanlığı konusunda bilgi aktardık. E, bu anlamda iyi, iyi bir iş yaptığımızda düşünüyoruz. E, açıkçası biz de heyecanla bekleyeceğiz. Kim Değil bize uygun. yerleşecek? Kimler Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrencisi olacak diye heyecanla bekleyeceğiz. Ondan sonra da onları en güzel şekilde kesin kayıt sürecine davet etmek için ve bu süreci en rahat geçirmeleri için de hazırlıklarımızı hemen bayram sonrasında başlatacağız. Kaç öğrenci vardı? Şu anki Şimdi Üniversitesi'nde 11 bine yakın öğrenci var. 11 e yakın. Evet, bu seneki kontenjanlarımızda çok hani kaba söylemek gerekirse özellikle bölümlerimizin kontenjanları da dahil olacak şekilde 7 bine yakındır. Hmm. Nişantaşı Üniversitesi gerçek nitelikli bir vakıf üniversitesidir. Vakf, vakıf, vakıf üniversiteleri 2547 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde eğer operasyonlarından bir artı değer ortaya koyabiliyorlarsa bunu eğitime tekrar vakf etmek, geri döndürmek zorundadırlar. Biz de yüksek burs vererek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Biz şunun iddiasındayız. Biz üniversitemizi gerçekten etki ve verimli şekilde işletiyoruz, yönetiyoruz. Öyle olduğu için de gençlere burs verebilecek kaynakları yaratabiliyoruz. Hı hı. Ve vakıf üniversitesi olmanın da bir gereği olarak yüksek burs ile bunu tekrar eğitime döndürmeye çalışıyoruz. Bence yüksek burs oranlarını ve bunun arkasındaki dinamikleri, adayların ve ailelerin gerçekten samimiyetle, yani bunun arkasındaki niyet samimi midir? Bunun arkasında bir beceri mi, bir yönetim becerisi mi vardır? Yoksa bir şekilde hani kontenjanları dolmuyor, onun için bir işte kart mı olarak kullanılıyor? Bunu iyi değerlendirmeleri gerekir. Dediğim gibi biz Nişantaşı Üniversitesi olarak, Üniversite yönetimine etkin ve verimli becerebildiğimizden dolayı burs verebilecek kaynakları da yönetebiliyoruz. Şimdi tekrar adaylarla ilgili bir soru. Nişantaşı Üniversitesi kurulduğundan bu yana pratik uygulama Hı hı. Yan yana koyduğunuzda uygulama ağırlıklı eğitim yaptığını söylüyor. İşte %30'u teorikse geri kalanı da biz uygulama diyor. Bir kariyer planlama merkezi gibi bir insan kaynakları hı hı. uzmanı gibi yanında bizi göreceksiniz diyor. Şimdi biraz da iddialı söylemler. 5 yıllık dediniz mezunlar neler yapıyorlar onlara kariyer planlama desteği verdiniz. Ve bundan sonraki süreçte adayları neler bekliyor olacak bu anlamda bitirdikleri zaman üniversiteyi? Şimdi Nişantaşı Üniversitesi biliyorsunuz ilk kurulduğunda bir vakıf mesleküsü okulu. Daha sonra üniversite statüsü kazanıyor. Öyle oldu. Şimdi biz şu ana kadar sadece iki yıllık meslek üst programlarımızdan mezun verdik. Daha dört evet. yıllık fakültelerimizden mezun vermedik. Evet. Ee, bizim e, işte kendi aramızda insan kaynakları atölyesi dediğimiz ama e, kariyer merkezi, kariyer ve sektör ilişkileri merkezi diye isimlendirilen hani resmi ismi Hı. bir birimimiz var. Bu birim öğrencilerimizi mezun olduktan sonra, diğer üniversite mezunlarının bir iki adım önde işe işe başlayabilme, yarışa başlayabilmeleri için gerçekten donatacak çalışmalar üretiyor. Kariyer günleri, sektörden uzmanların davet edilmesi, onlarla bir araya getirilmesi, öğrenci asistanlık mekanizmasının üniversite içinde çalıştırılması, tüm stajların çekip çevrilmesi ve ayarlanması bu e, merkezimizin sorumluluğunda, sorumluluğunda ve e, ...özellikle öğrenci asistanlık mekanizmasının üniversitemizde son derece etkin olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Biz öğrencilerin örneğin kazanmış oldukları burslar dışında başarı burslarıyla da açıkçası ödüllendiriyoruz. Ve bu başarı burslarında akademik göstermiş oldukları başarının dışında bu tip projelere vermiş oldukları destekler, kariyer çalışmalarındaki başarıları... Sosyal sorumluluk projelerine olan katkıları, bütün bunları da dikkate alarak bu bursları ayrıca kendilerine ekstra bursları veriyoruz. Öyle olduğu için gençler mezun olduklarında bu birimizin yapmış olduğu çalışmalar ve bizim çatımızın altındaki yapılan projeleri vermiş oldukları desteklerle gerçekten iş dünyasına daha hazır şekilde atılmış oluyorlar. Bizim nasıl bir öğrenci daha doğrusu, ee, mezun profili hedeflediğimizi de paylaşmak isterim. Bunu daha evvel de söylemiştim. Biz diplomasıyla barışık mezun hedefliyoruz. Mutlu mezun hedefliyoruz. Bunun olabilmesi için de bir defa adayın mesleki olarak en güncel bilgilere donanmasını hedefliyoruz. Ee, mesleki network'ünü, sektörel network'ünü oluşturmasını istiyoruz. iletişim hmm. İletişim becerisi yüksek olsun, bilişim yetkinliği yüksek olsun, yabancı yetkinliği yüksek olsun diye hedefliyoruz. Bütün bunları yapabilmek için de işte bizim gerek yabancı yabancı dil eğitimi ile ilgili olan birimimiz, gerek kariyer gelişimi ile ilgili olan birimimiz çok etkin bir şekilde çalışıyor. Öğrenci asistanlığının ben çok önemli olduğunu şahsen düşünüyorum. Hı hı. Benim etrafımda ben de birlikte çalışan gerek yönetim süreçlerinde, gerek Arge merkezi, Arge süreçlerinde çalışan pek çok öğrenci asistanımız var. Onlar Ve hem bir şey de burs da alıyorlar değil mi? Yani bir ücret de öğrenci işçi tabii. statüsünde. Aynen öyle. Aynen ücretleri öyle. de var. Ee, yani bazen hani insan düşünüyor hani keşke bizim öğrenci olduğumuz zamanlarda da bizim öğrenci olduğumuz üniversitede de böyle imkanlar olsaydı. Hı, benim vardı. Ben öğrenci işçilerden biriydim. Okulun radyosuna çalışıyordum. Bu kadar sevdiğim işi yapıyorum. Bir de para veriyorlar bana diyordum Anadolu Üniversitesi'nde. Ee, bunlar öğrenciye şey, çok evet. şey de katıyor. Aynen öyle. Yani kendini geliştirmesi için çok faydalı. Fayda demişken de bir fayda merkezinden bahsediyorsunuz. <laughs> Üniversiteler bir fayda merkezi gibi hareket etmeli. Hatta çok dillendirdiğiniz bu sene üçüncü nesil üniversite evet. kavramı var. Şimdi tabii üçüncü nesil üniversite e, kavramını e, iyi anlamak gerekiyor. Üçüncü nesil üniversite olmaya çalışıyorum demek esasında e, ucu açık bir hedef koymaktır. Üçüncü nesil üniversite olabilmek için gerçekten e, pek çok şey üretmeniz lazım. Biz zaten Nişantaşı Üniversitesi olarak üçüncü nesil üniversiteyiz demiyoruz. Bunu da hiç kimse diyemez dememeli. Bu ucu açık bir serüvendir. Biz üçüncü nesil uluslararası nitelikli bir üçüncü nesil üniversite olma hedefiyle yola çıktık diyoruz. Hı hı. ha Bizi farklı kılan belki şu. Biz bunu bu yüksek hedefi koyduktan sonra. Duyurdunuz ve ilan ettiniz. bir manifesto izle. yazdık. Hı. Biz üçüncü nesil üniversite olmak için yola çıktık dedik. Ve... İşte bunları yapacağız. Bunları yaparsak 3. nesil üniversite yolunda ilerleriz dedik ve bunu da gerçekten büyük bir cesaretle, büyük bir şeffaflıkla kamuoyuyla paylaştık. Bütün ulusal gazetelerde bizim üçüncü nesil manifestomuz yayınlandı. 3. nesil üniversite eğitim araştırma yanında toplumsal faydayı da önemseyen, değil mi? Bu üç sayacık bir araya getirip Üniversite çatısı altında e, projeler üreten, paylaşan, ürettiği şeyi halkla paylaşan Aynen. üniversite yapısı. Belki şey mi acaba hani siz diyorsunuz ki hedefi paylaştık, e, görmek istiyor ya insanlar sonuçlarını. Zaman içerisinde Eğer, kim ne gerçekten hani doğrudur. o hedefi yerine getirdi mi görülecektir. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim yani daha 5 yaşında bir üniversite olmasına rağmen e, lisans programları daha 2,5-3 yıldan beri esasında fakülteler e, hayatta olmasına rağmen Nişantaşı Üniversitesi'nin özellikle merkez kampüsü olan Sadabat Kampüsü Kağıthane ilçesindedir. Kağıthane Belediyesi ile yapmış olduğumuz projelere baksınlar. Milliyetim Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz projelere baksınlar. Hmm. Bütün bunlar esasında bizim 3. nesil üniversite olma çevresine fayda sağlamayla ilgili attığımız adımların somut göstergeleridir. Bizim biliyorsunuz İl, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte yapmış olduğumuz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hmm. mal ettiğimiz bir çalışma var. Evet. Nişantaşı Üniversitesi'nin ARGE merkezinin bilimsel e, bilişim gücüyle ortaya çıkan üniversite tercih merkezi projesi var. Bir de mobil onun, uygulaması mobil vardı uygulaması onun geçtiğimiz var. Nasıl evet, gidiyor doğrudur. bu arada kullanılma? 25 bin kişi Adaylar... şu anda yükledi. 25 bin kişinin cep telefonunda insanlar konuşuyorlar ve tercih kılavuzu önlerine geliyor. Bütün bunlar bütün bunlar fayda sağlamak üzerine bizim koymuş olduğumuz hedefin ufak tefek yapı taşları artık. Bakın biz bir şeyler ortaya koymaya başladık. Şimdi aslında hedefleri bilmek önemli. Gideceği yön neresi? Acaba benim gelecekteki hedeflerime örtüşüyor mu diye. Adaylar için de bu anlamda önemli olabilir. Aynı bu sokeyindeki gibi hani topa bakmazsınız. Topun gideceği yöne bakar oraya doğrudur. koşarsınız ya. Önemli. Ama şu aşamada adaylar böyle kavramlara çok takılıyorlar mı? Onu da bilmiyorum. Belki üniversiteler kendi aralarında biraz o, o, o manifestoları hedefleri doğrudur, çok önemsiyordur. Adayım Adayın biraz acelesi var. E, aday biraz pratik bilgi istiyor. E, o anlamda dediğiniz çıktılar işte. Mesela bu söylediğiniz tercih merkezinin yaptığı çalışma. Onu önemsiyorum. Merak ediyorum. Yani nasıl e fayda sağladı öğrencilere? Şöyle söyleyelim. E, üniversite tercih merkezinin e, internet sitesine e, her gün yaklaşık 90 bin kişi girip bundan faydalanıyor. Hı hı. Bu 90 bin kişi içinde her gün yaklaşık 450-500 rehber öğretmen bundan faydalanıyor Türkiye genelinde. Biz bunu İstanbul İl Milli Müdürlüğü için ilk başta tasarlamış olmakla birlikte inanın Kırşehir'den Ardahan'a, Edirne'ye yani Türkiye'nin dört bir tarafından rehber öğretmenler özellikle bizimle irtibata geçip bize özel bizim şöyle söyleyelim İstanbul İl Milli Müdürlüğü şemsiyesi altındaki tüm rehber öğretmenlere özel bir giriş kapısı açtık. Hı hı. Buradan girip rehber öğretmen statüsünde daha farklı bir esasında orada uygulamayla karşılaşıyorlar. Ee, şu anda Türkiye'ye mal olmuş durumda. Türkiye'nin dört bir tarafından rehber öğretmenler arayarak bu sisteme dahil olmak istediklerini söylüyorlar. Bu da esasında bizi şu anlamda sevindiriyor. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı e, bir proje üretildiğinde bunun ilk önce ufak bir pilot proje olmasını daha sonra da eğer başarılı olursa Türkiye'de yaygınlaşmasını ister. Evet. Biz Üniversite Tercih Merkezi projesinde, Üniversite Tercih Merkezi internet sitesinde İstanbul diye başladık ama şu anda olay kendi kendine Türkiye'ye mal olmaya başladı. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Burak Kılanç bizimle birlikteydi. Verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Burak Bey'in de az önce vurguladığı bir şey vardı. Hukuk eğitimi, hukuk fakülteleri dikkat etsinler bu sene seçecek arkadaşlarım diye. Biz de şimdi hukuk eğitimini konuşacağız. Üçüncü bölümde bir ara ayrılmayın. Evet programın bu bölümünde hukuk eğitimini konuşacağız. Programın başından beri duyuruyoruz. Hukuk eğitimine talep hiç bitmiyor. Artarak devam ediyor. Neredeyse yüze yaklaştı hukuk fakültesi sayısı. E, baktığımız zaman 50 bine yakın, yakın hukuk öğrencisi var ve talep görmeye de devam ediyor. Hani bunun sebeplerini de konuştuk biliyorsunuz programlarda. İşte biraz iş garantisi olarak bakanlar var. Mesleğe olan saygınlığının, mesleğin saygınlığına yıllardır aslında bunu bir hedef olarak belirleyip tercih edecek adaylar var. Şu an konuğumuz Okan Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Koçak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet hukuk eğitimim hiç azalmayan bir taleple devam ediyor. Evet. Ee, ben e, öncelikle e, tercih yapacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Zor bir eşikteler çünkü her seçiş bir vazgeçiştir. Hmm. Bir takım tercihler içinde bazılarını bırakıp birini seçecekler. Onun için çok dikkatli davranmaları ve haklarında hayırlısı neyse onu seçmelerini umuyoruz, ki, gerçekten, umuyoruz evet, tavsiye evet. ediyoruz. Bir idealist öğrenci profili vardı. Hani hep ders çalışırken de, sınava hazırlanırken de hep zaten ben hukuk tercih yapacağım, sadece hukuk tercih yapacağım evet. diyenler. Onlar bir ayrı zaten. Bir de yani bu işsizlik oranlarına baktığımızda da hukuk mezununun işsizlik oranı diğer fakültelere nazaran çok düşük. Biraz da böyle işim hazır Garantili bir iş, üstelik çok saygın bir iş gözüyle bakıp tercih eden de var. Evet. E, hukuk eğitimi tercih edecek adaylara siz nelere yatkın olması gerektiğini savunursunuz söylersiniz. Şimdi hukuk fakültesini seçecek kişi öğrencilerimizin mutlaka okumayı seviyor olmaları lazım. Çünkü hukuk çok canlı biliyorsunuz. Sürekli değişiklikleri takip etmesi gerekiyor. Ağır bir eğitim gözleri korkmasın yalnız o ağır eğitimden. Eğitim sonrasında da devam ettirmeleri gerekiyor. Sadece hukuk bilgileriyle, hukuk kitaplarıyla da bir hukukçunun yetinmemesi gerekir. Romanlar, hikayeler, tiyatroya ilgi, sinemaya ilgi. Çünkü hukuk hayatın her alanında olduğuna göre, hukukçuların da çok okuyan, entelektüel aynı zamanda alanında çok iyi insanlar olmaları lazım. Böyle bir maratona hazır olanlar gelsinler. Gelsinler. Şimdi evet. bu saydığınız <laughs> özelliklerde eğitim alırlarsa, şayet mezun olduktan sonra da çok farklı yerlerden karşımıza çıkabiliyor bir hukukçu. Kesinlikle. Tabii. Yani sizin de tecrübeniz varmış işte, diyorsunuz ki televizyon tecrüben bile oldu. Yani bir oldu, hukukçu evet. televizyonda, gazetede, değil mi siyasette, her yerde karşımıza çıkabiliyor. Şunu diyebilirsiniz, bazıları avukat, hakim, savcı, noter oluyor, hukuk fakültesinden herkes, her şey çıkıyor diyebilirsiniz. <laughs> Gerçekten bir öğrenci babasıyla geldi, hukuk fakültesini tercih edecek. Babası bir değerli valimiz. Dedim neden babanızın mesleğini seç, seçmediniz, hmm. siyasala gitmiyorsunuz dedim. Ben dedi vali olabilirim ama babam dedi hukukçu olamaz dedi. Hmm. Meslek Kesti. ediniyorum evet, ben evet, dedi evet. yani. Evet. Yani alanı çok geniş o nedenle belki de hukuk fakültesine ilgi fazla. Hmm. Peki nasıl bir eğitim bekliyor? Biraz Okan Üniversitesi'ndeki hukuk eğitimi nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce ifade ettiniz. Ben e, hukukçu kimliğimle çok değişik alanlarda çalıştım. Şirket yöneticilikleri yaptım, televizyon programcılığı yaptım, gazetede köşe yazarlığı yaptım, e, editörlük yaptım, e, bu arada doktoramı bitirdim. İşte şu anda şeyim yani bir üniversitenin, hukuk fakültesinin, Kurucu dekanıyım. 2008 yılında Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesini kurmak üzere beni davet ettiler. Nedeni de iş yaşamına en yakın bir hukuk fakültesi nasıl kurulabilir? Hmm. Bir iş yaşam tecrübesi olmalı, iki yurt dışı tecrübesi olmalı, üçüncüsü de alanında iyi olmalı diye. Ben galiba biraz o kriterlere uyuyorum ki. 2008'den beri hukuk fakültesini hem kurdum, 3 dönem mezun verdik. Hı hı. İş yaşamına yakın bir hukuk eğitimi verelim diye yola çıktık dediniz. Evet. Nerelerde şimdi öğrenciler? 3 mezun Öğrenciler verdik nerelerde diyorsunuz? söyleyeyim? Ona yakın öğrencimiz, biz biliyorsunuz vakıf üniversitelerine daha çok avukat olmak için heves edilir. Ama ona yakın öğrencimiz hakim ve savcılık sınavında çok başarılı oldular. Hı hı. Bir kısmı orada. Bir kısmı akademisyenliği seçti, bir iki tanesi onlar oralardalar. Bir kısmı devam ediyor. Stajlarını yeni yeni bitiriyorlar. Cüppe giyiyorlar. Hı. Gayet ne kadardı mutlular. kontenjanı bu arada? Yaklaşık kaç öğrenci? Önce 50 ile başladık Hukuk Fakültesi. Kuruculuk tabii kolay değil. Kadrolarımız oluştukça şu an 200'de eee sabitledik. 200 öğrencimiz var. Hı hı. Hukuk fakültesinde. Şimdi iş yaşamına yakın hukuk eğitimi. Biraz açsanız da. Nasıl? Şöyle. Bir hukuk eğitimi? E, şimdi hukuk fakültelerinde çok teorik dersler verilir. Şimdi bu derslerin uygulamaya nasıl yansıdığı çok önemlidir. Hmm. Eğer öğrenci o teorik derslerin yanında bu pratiği de elde edebilirse bulunduğu alanda çok faydalı olur. Bunun için biz ne yapıyoruz? Bunun için şunu yapıyoruz. Bir kere bizim öğretim üyelerimiz bir ayağıyla Piyasada, hukuk alanında, hı. öbür yanıyla da teorisyen olarak gelip öğrencilere dersler veriyorlar. Akademik kadro açısından bu buna yatkın. İkincisi eğitimde buna dikkat ediyoruz. Hı hı. Mesela hukuk söyleşileri adı altında yüksek seçim kurulu başkanımızdan anayasa mahkemesi başkanımıza kadar, e, ombudsmana kadar hukuk fakültemizi ziyaret ettiler ve öğrencilerle sohbet ettiler. Mesela öğrenciler alıyoruz cezaevlerine götürüyoruz, adliyelere götürüyoruz, oraları görüyorlar. Üçüncü sınıfa geldiklerinde hukuk kliniği diye bir ders koyduk. Somut, gerçekleşmiş, sonuçlanmış bir dava getiriliyor önlerine. Davacılar ayrılıyor, davalılar ayrılıyor, hmm. ma hakim mahkeme heyeti ayrılıyor ve Canlandırma. kıyasıya canlandırılıyor hmm, ve kıyasıya Hı -hı. E müzakere, münakaşa ediyorlar ve kendilerine öyle bir güven geliyor. Bir de biz öğrenci sayımız az. Test usulü filan sınav yapmayız. Şunu biz e, prensip olarak uyguluyoruz Hukuk Fakültemizde. Mesela ben Anayasa Hukuku derslerine giriyorum. Kanun ezberlemenize, anayasa ezberlemenize gerek yok. Çünkü bunu ben size vereceğim. Hmm. Kanunla anayasayla geleceksiniz derse. Önemli olan oradaki normu, hukuk normunu, orada yazanı benim soracağım ...olaya uygulayabiliyor musun? O mantığı kavramınız. Tabii. Hmm. Yani analitik zeka var mı? Analiz kabiliyeti var mı? Ee, diğer derslerde de genellikle buna dikkat ediliyor. Ve şimdi geri bildirim olarak bizim öğrencilerimiz diyorlar ki... ...hocam çok rahatlıkla biz mevzuatı kullanabiliyoruz, kanunu kullanabiliyoruz. Neyi nerede bulacağımızı biliyoruz. Biraz ağır bir eğitim midir? Yani kampüsün içerisinde diğerleri güler oynar, öğrenci kulüplerinde vakit geçirir, hukukçu, elinde kitaplar, her zaman bir yere yetişmesi lazım bir proje, ödev mi hazırlayacaktır? O kadar da değil. Bu kadar Yok, Hayır, değil. o kadar da değil. Tamam. Ee, benim zamanımda gerçekten öyleydi. Çok ağır bir şey vardı. Ama şimdi hukuk fakültelerindeki eğitim de diğerlerine mukayese edildiğinde tabii ki ağır. Çünkü 150-150 kredi civarında indirdiğimiz halde e, hukuk fakültesi dersleri e, diğer fakültelerde 120 100 110 kredilerle öğrenciler e, güle oynaya şey yapabiliyorlar, hı hı. E, devam ettirebiliyorlar. Belki onlar çift anadolu falan rahat götürebiliyor. Ama hukuk fakültelerinde yani Hukukçu için biraz zor oluyor değil mi? Çift dal da biraz zor oluyor. Zor oluyor evet. Hı. Biraz evet. zor oluyor. Evet, evet. Peki neler bekliyor Okan Üniversitesi'ne kampüste öğrencileri? Bir kere Okan Üniversitesi bir kampüs sizin de söylediğiniz gibi şehir üniversitesi değiliz biz kampüs üniversitesiyiz. Okan Üniversitesi'nde mütevelli heyetinden öğrencisine kadar bir aile havası da vardır. Hmm. Yani öğrenci kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmez. Öğretim üyeleri'nin kapıları öğrencilere açıktır. Problemleri varsa çözme konusunda yardımcı olunur ve bazı öğrenciler var mesela öğrenci değişim programıyla başka bir üniversiteye gitmiş dönüp geliyor ve diyor ki burası bizim yuvamız mı? Yurt dışına giden öğrenciler mi? Erasmus'la vesaire. Türkiye içinde başka üniversitelere Gidendi. de gidebilme Hı -hı. imkanları var öğrencilerin Hı -hı. biliyorsunuz. Hı -hı. Evet. Bir yıl veya daha uzun süreli öğrenci değişim programları var Hı -hı. gidebiliyorlar. Farklı bir hukuk. Eğitimi vermeye çalışıyoruz. Hukuk biraz daha yüzü ciddidir. Evet. Yani cübbelerimiz de biliyorsunuz siyahtır. Ama biz yumuşatarak, yüzünü de yumuşatarak, hukuku sevdirerek bir eğitim vermeye çalışıyoruz. İçinde staj olanakları da var mı? ya yani Eğitim sırasında staj imkanları sunuyor musunuz öğrenci? Resmi olarak biliyorsunuz hukuk fakülteleri meslek okulları değil. Evet. Bir fakülte, bir üniversite, üniversite içinde bir fakülte, universal. Biz hukukçu yetiştiriyoruz. Hı hı. Hukukçu mezun olduktan sonra o diplomayla dış işlerinde görev alabilir, iç işlerinde vali, kaymakam gibi görevler alabilir. Canı ister, dili yeterliyse Strasbourg İnsan Hakları Mahkemesi'nde raportör olabilir. Yani çok geniş alanları var. Bankacı olabilir, televizyoncu olabilir. Evet. Dolayısıyla her birinin stajı ayrıdır. Ama biz buna rağmen biraz önce ifade ettiğim gibi bu hukuk kliniği dersleriyle hukukun pratiğe nasıl aktarılacağını gösteriyoruz. Ve o becerileri kazanmalarında sağlıyoruz. Bu arada tabii adliyelere gönderiyoruz. İsteme bağlı olarak bizim kariyer merkezimiz var. Öğrencileri isterlerse yaz aylarında da. Bir takım hukuk bürolarına gönderiyorlar. Oralarda bir takım tecrübeler edinmelerini sağlıyorlar. Yurt dışına gidiyorlar mı hiç öğrenciyken? Yani bu Erasmus'tan faydalanıyor mu mesela hukuk eğitim alan arkadaşlarım? Erasmus çok iyi çalışıyor bizde. Erasmus'la giden arkadaşlarımız var. İngiltere'ye, İtalya'ya, Portekiz'e, e, e, Almanya'ya. Bizim Erasmus programları, sözleşmelerimiz oldukça fazla. Bu tarzda giden öğrenciler var. Biz buna ek olarak başka şeyler de yapıyoruz. Mesela bir common law sertifika programı yaptık. Hmm. İngiliz hukukunu, Anglo-Amerikan hukukunu birazcık daha yakından görsünler diye. Başlarında İngiliz hocamız vardı. Londra'ya gittiler, Supreme Court'u ziyaret ettiler, High Court'a gittiler, majistra Mahkemesi'ne gittiler. Ve buralarda hakimler bunlara sistemin nasıl işlediği konusunda bilgi verdi. Sonra... Erasmus'la da bizim kardeş fakültemiz olan Bradford Hukuk Fakültesi'ne gittiler. Orada biraz dersler aldılar. Sonra dönüp geldiler. Erasmus'la bize gelen hocalar, yabancı hocalardan da bu konuda ders aldılar. Sertifika verdik mesela. Hı hı. Şimdi sertifikayı verdiniz. Acaba mezun olduktan sonra uluslararası alanda ben işi icra etmek istiyorum dediğinde... E kültürel farklılıklardan dolayı bir hukukçu zorlanır mı Türkiye'de aldığı hukuk eğitimini ve bu mesleği yurt dışında icra etmek istese? Şimdi hukuk evrensel yan olduğu gibi biliyorsunuz yereldir de. İngiltere'de hukuk fakültesini bitirmiş birisinin gelip İstanbul Barosu'na kayıt olarak Hı. bir boşanma davasına girmesi mümkün değil. Çünkü bizim boşanmaya ilişkin hükümlerimizi onlar bilmezler. Veya ticaret hukukunu bilmezler. Onun için biz yurt dışına gittiğimizde veya yurt dışından bizim mezun olan birisi Türkiye'ye geldiğinde mutlaka bazı fark dersleri var. Hmm. Bunları vermeleri şartıyla tabii ki yapabilirler. Türkiye'den mezun olup bu New York barosuna Paris barosuna kayıtlı çok avukat var. Yani, yani İngilizceyi peki üniversite içerisinde öğrenme şansı var mı? Yani zorunlu değil hazırlık değil mi? Hukuki. Bu seneden itibaren zorunlu değil. Daha önce zorunluydu. Okan'ın biraz farklı bir yanı var. Biz Avrasya coğrafyasına uygun dilleri de öğretiyoruz öğrencilere. Mesela bizde Çince var, Rusça var, Arapça var. Çünkü mezun olacak. E, ...Cezayir'de yatırım yapan bir şirketin hukuk müşaviri olacak. Evet. Arapça da bilen ve İngilizcesi çok iyi olan bir hukukçu, aranan bir hukukçu. E, Çin'le ticaret hacmimiz giderek genişliyor. E, bizde e, konfüçyü sensüsü var ve Çince öğrenen öğrencilerimiz var. E, düşünün İngilizce biliyor, Çince de biliyor. Sizin Çin'le ilgili şeyleriniz var, yatırımlarınız, ticaretiniz hmm. var... O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Hukuk eğitimi alacak arkadaşlar biraz daha böyle hani ufku o, görüp e, ekonomik ilişkiler nereye gidiyor? Hangi ülkelerle iletişimimiz var? İşte o yabancı dilin önemini söylediniz. Bugün evet. teknolojiyle de bütün alanları etkilediği gibi hukuku da direkt etkiliyor tabii, aslında. Tabii. Çok fazla derece kültürel alışverişimiz var. Tabii. E, bunları öngörerek belki o eğitimine kendisi de ne katkıda bulunabiliyorsa eğitimi sürecinde bu bir dil olabilir değil mi? Tabii. Bilinçli olmaları lazım Birinci sınıfa geldiği andan itibaren Ben derslerimde de söylüyorum Hedef çizin kendinize Şuraya varmak istiyorum O zaman eksikleriniz ortaya çıkacak Eksiğiniz nedir? Dildir O zaman bu 4-5 sene içinde dilinizi geliştireceksiniz evet. Nedir? Hangi eksikleriniz varsa O eksiklerinizi geliştirerek o tarafa doğru gideceksiniz Bir de hukukçulukta Tabii ben uzun yıllar avukatlık da yaptım Çevre önemlidir çevreyi de farklı yeteneklerle kazanırsınız. Profesör Doktor Mustafa Koçak çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz ben değerli bilgilerden ediyorum. dolayı. heyecanlı süreç devam ediyor. Her gün bu ekrandan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın, kaçırmayın. Kaçırdığınız programlar için de yolunbaşındayken.tv adresini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.